Hoş Klinik kanalı'na hoş geldiniz. Ben Doktor Erat Başer. Bugün size miyoma ameliyatlarından sonra doğum şekli nasıl olmalıdır? Bununla ilgili bilgiler vermek istiyorum. <laughs> Miyomlar rahimden kaynaklı iyi huylu kitlelerdir. Bu kitleler kanama, ağrı veya baskı gibi durumlara neden olurlarsa ameliyatla alınmalıdırlar. Miyom ameliyatlarından sonra normal doğum mu, sezeryan mı yapmak daha doğru? Bu soru bize sıklıkla sorulmakta. Bu konuda sizi bugün kısaca bilgilendirmek istiyorum. Öncelikle miyomların yerleşim yerlerinden ve bunlara yönelik ameliyat şekillerinden bahsedelim. Miyomlar rahimin dışında yani subseröz, rahimin duvarı içerisinde yani intramural veya rahimin içine doğru büyümüş şekilde yani submüköz olarak yerleşim gösterebilirler. Bazı hastalarımızda birden çok sayıda miyom olmakta ve rahimin çeşitli bölgelerinde aynı anda pek çok miyom olabilmektedir. Bu durumlarda genellikle yapacağımız ameliyat şekline miyomun yerleşim yerine göre karar veriyoruz. Örneğin rahmin içine değil karın içerisine doğru büyümüş bir miyom Genellikle laparoskopi yöntemi veya açık cerrahi tercih ediyoruz. Bunun tersini rahmin iç kısmına doğru büyümüş miyomlarda histeroskopi yöntemiyle miyomi alabiliyoruz. Miyom ameliyatı olmuş birinde doğum şekline karar verirken özellikle ameliyatın yapılış şekli çok çok önemli. Yani bu da şu demek. Eğer miyom rahmin içerisine doğru derinlere doğru ilerlemişse biz bu miyomu aldığımız zaman o bölgede zayıf bir doku meydana gelmiş oluyor. İşte bu zayıf nokta nedeniyle hamilelik sırasında bazen rahim yırtılmasına kadar giden çok ciddi sonuçlar oluşabiliyor. Burada karar verirken en önemli konu bu ameliyatın hangi şekilde yapıldığı ve rahimin derinlerinde derinliğine ne kadar girildiği. Ve tabii ki cerrahi teknik de çok çok önemli. Yani açık bir miyomektomi ameliyatıyla aynı şekilde laparoskopik olarak onarım yapılabildi mi yoksa onarım yetersiz mi oldu bunun bilinmesi çok çok mühim. Bu nedenle miyom ameliyatı olmuş olan hastalarımızda genellikle ameliyat videolarına ve ameliyat raporuna ihtiyacımız oluyor. Rapor ve videoları değerlendirdikten sonra rahim içerisinde oluşabilecek zayıf bölgelerin miktarını ve ciddiyetini anlamış oluyoruz. Örneğin saplı subseröz miyomu olan bir hastamızı ele alalım. Bu durum şu demek. Rahimin dışından kaynaklanan ve karın içerisine doğru büyüyen ve bir sapı olan bir kitle. Biz bu kitle ile, paraskopi ile veya açık cerrahi ile çok rahat bir şekilde rahim duvarına zarar vermeden temizleyebiliyoruz. İşte örneğin böyle bir hastamızda normal doğum yapılmasında hiçbir sakınca bulunmamakta. Veya başka bir hasta örneği verelim. Rahimin içine doğru büyümüş, submiköz miyomu olan bir hastamızda eğer miyom rahmin derinliklerine kadar ilerlememişse o zaman bu miyomu da güvenle temizleyebiliriz ve bu hastamızda rahatlıkla normal doğum yapabilir. Üçüncü bir örnek daha verelim. Rahim duvarında büyükçe bir miyom kitlesi olan bir hastamız olsun. Rahim duvarının neredeyse tamamını kaplayan miyoma olan bir hastamızda biz bu kitleyi temizlerken mecburen rahmin derinliklerine kadar inip sonra bu dokuyu onarmak durumundayız. İşte bu onarımımız ne kadar iyi olursa olsun bu hastamızda rahmin yırtılması riski söz konusu olabilir. Özellikle gebeliğin son dönemlerinde veya doğum sancısı başladığında rahim bu noktadan yırtılmaya başlayabilir ve maalesef bebeğin kaybına ve annenin hayati riskine kadar ciddi sonuçlarla karşılaşabiliriz. Özetleyecek olursak, miyom ameliyatı olmuş birinde normal doğum veya sezeryan kararı verirken mutlaka yapılmış olan ameliyatın detaylarını bilmemiz gerekiyor. Evet, umarım anlattıklarım sizin için faydalı olmuştur. Miyomlarla ilgili sorularınız için bana yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Ayrıca buna benzer tıbbi içerikler ilginizi çekiyorsa Başar Klinik kanalına abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Sağlıklı günler diliyorum. Sevgilerimle.